Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin yeni bölümünde konumuz Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0 ile geçtiği ve bana göre şampiyonluğu psikolojik olarak ilan ettiği maç. Yani şöyle, takımlar için bazı eşikler vardır. Ee, bir şampiyonluk yolunda ya da bir hedef doğrultusunu ilerlerken bazı eşikleri atlarlar. Galatasaray bu sezon ilk eşiği Alanyaspor maçında atladı. İçerideki Alanyaspor maçının hep böyle milat olarak altını çiziyorum hatırlarsanız. E, saça boyun kırmızı kart gördü ve maçın sonradan 2-2 ile bittiği maç. O maçın ilk yarısında Galatasaray elindeki transfer döneminde şampiyon olan e, kadrodan bahsediyorum. İşte Icardi, Sergio Mertens, e, Rashica, elinde işte zaten kadroda bulunan Kerem gibi özel oyuncular nasıl doğru kullanılır sahada? E, bu oyuncularla nasıl doğru savunma yapılır? Bunun formülünü bulmuş Okan Buruk. Allianz Spor'un maçın ilk yarısında ve zaten sonrasında çok seri galibiyetler geldi. Ee, uzun bir süre o son puan kaybolmuştu Galatasaray'ın İlk eşik böyle atlandı İkinci eşik önemli bir eşik Kadıköy deplasmanı Galatasaray o kadar net bir oyunla yendi ki Hem o gün için en net rakibi ki hala öyle ee, Yani ligin sonuna kadar Fenerbahçe rakibi olmaya devam etti bir şekilde Ama yani şöyle bir eşikti o, o maçta Hem kendi oyunlarının ispatı oldu Galatasaray adına Kendi oyunun ispatı oldu yani Fenerbahçe deplasmanda belki de e, yani derbi tarihlerine bakılınca da Galatasaray için en e, sert iki tane maç vardır. Bir tanesi Fenerbahçe deplasmanı, birisi de Beşiktaş deplasmanı. Çok net bir oyun ve birebir rakibine de ya senin oyunundan çok daha güçlü bir oyunun var mesajı olmuştu bu. Psikolojik olarak da özgüven olarak da bir taraf e, uçlara giderken, Nirvana'ya giderken bir taraf ...çöküş yaşamıştı. O da bir eşikti. Ve hatta ben hatırlarsanız şunu söylemiştim. Florya'da şampiyonluk zili çalmıştır diye. Öyle bir zil var. Ben yaşadım bunu. Bazı maçlarda özgüven olarak Galatasaray o kokuyor oluyor ve... ...devam ediyor yoluna diye. Galatasaray'ın basmanındaki maç öyleydi. Ve sonrasında gerçekten işi finale kadar getirdi Galatasaray. Başakşehir maçındaki eşikti artık. Psikolojik olarak dediğim gibi... ...puanlı olarak da ligin boyu iyice kısalıyor... E, ve tam bazı şöyle bir eşik vardır. Puan kaybetti, kaybetti, kaybetmedi artık. E, bu iş bitti. Eşiği de bu maçlı bana kalırsa. E, çünkü hem Fenerbahçe puan kaybetti. En yakın rakibi Giresun Spor Deplasmanı'nda. Hem de Galatasaray e, Beşiktaş'a karşı bir derbi muhabiriyeti yaşadıktan hemen sonra reaksiyonunu verdi. Bu çok önemli. Bu yüzden hani derbi yayınlarında da bu maçın altını çiziyordum Galatasaray adına. E, kritik maçtı bu anlamda. Yani... Yine bir kaza yaşadım mesajını da verebilirdi. Ben gerçekten düşüş yaşıyorum mesajını da verebilirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi bence biraz daha rahatlattı elini, Galatasaray'ı psikolojik olarak biraz daha az telaşlı çıktı, biraz daha rahat çıktı bu maça. Ve kazandı ve şu mesajı verdi. Ben kaza yaşadım, yoluma devam ediyorum. Zaten yol da kısaldı. puan farkı da tekrardan açıldı en yakın rakibiyle ve psikolojik olarak bence artık Galatasaray şampiyon oldu diyebiliriz. E, bu maça dair de notlarımı tabii ki paylaşacağım. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğeniyi sok ve be beğenmeyi unutmayın lütfen. E, şimdi tabii ki bu maçlarda önemli olan şey taktiksel detaylar değil. Evet taktik, taktiksel detaylar bir takımın oyun ezberinin devam ediyor olması ne olursa olsun e, ipi göğsleyene kadar o oyunun ezberinin devam ediyor olması önemli ama e, böyle maçlarda gerçekten hem takım hem tribün hem de bireysel oyuncu performansları açısından bir reaksiyon beklediğiniz maçlar oluyor. hem dediğim gibi bir derbi mağlubiyetinden çıktıktan sonra çok önemli. Şampiyonluk yolundaki çok kritik. Mutlaka kazanması gereken bir maçta. Her şeyden öte performans olarak tribünler enerji, tribünlerdeki enerji, takım performansı, bireysel oyuncu performansları açısından bir reaksiyon gerekiyordu Galatasaray'ına. O reaksiyonu gördük mü? Kesin gördük kesin gördük. Yani golü bulana kadar Galatasaray çok zorladı. Çok net pozisyonları var. E, golü bulduktan sonra biraz daha hani e, bir tık daha topu dolaştırmayı daha böyle topu kazanır kazanmaz hemen kaleye gitme refleksini biraz e, törpüledi haklı olarak. Ama e, o skoru bulana kadar kendisini Başakşehir'in önünde öne geçirecek golü bulana kadar gerçekten Galatasaray'ın çok çok baskın bir oyunu vardı. E, zaten altını çizmemiz gereken şey de bu. Böyle bir maçta takımınız da baskın bir oyun oynuyorsa gerisi teferruattır ki her iki sonucu daldıysa aldıysa hakikaten gerisi teferruattır. Bu anlamda çok kritik bir galibiyet alırken Galatasaray reaksiyonu da çok doğru verdiğini düşünüyorum. Tabii ki bu reaksiyon bazı oyuncu performanslarıyla ekstradan da belirgin oluyor, belirleyici oluyor. E, Lucas Torreira'dan bahsedelim hemen. Yani Lucas Torreira yazın uçaklardan inen en kritik transferdi. Çünkü e, şu tabiri kullanmıştım ya Lucas Torreira için. İşte okey oynuyorsanız diyelim. şey i̇şte siyah 4 var. Siyah 5'li var. Siyah 7'li var. Siyah 8'li var. Siyah 9'lu var. Bir tane siyah 6'lı geldiği anda her şey birbirine bağlanacak. Baya kocaman bir periniz olacak. Sonra yarada direkt buydu. Uçaktan indiği anda Galatasaray'ın transfer politikasını birbirine bağlayan özellikle hücumcu hücumdaki transfer oyunculardaki transfer politikasını birbirine bağlayan bir hamle oldu. çünkü Mertens ve Sergio işte diğer 8 numaranın Sergio ise temposuz bir oyuncuysa Mertens ise evet skora destek veren ama temposu artı geçiş sebebiyle düşmüş bir oyuncuysa arkasının gerçek bir toparlayıcı 6 numara almanız gerekiyordu o yüzden ben de hep altının bunu çiziyordum yani bir numaralı ihtiyaç tempo çabukluk tempo agresiflik yani bunların hepsinde kendisinde barındıran bir 6 numara geldi Lucas Torreira ve bunu Serie A'da Premier League seviyelerinde kanıtlamış bir oyuncu olarak geldi her şeyi birbirine bağladı. Diğer transferler bir anda daha fazla anlam kazandı. Hele ki o alanya maçından sonra, ilk alanya maçından sonra Galatasaray doğru oyunu bulurken biraz daha önde baskıyı daha fazla yapan bir takıma dönüşmüşken Torreira'nın anlamı daha da önemli hale geldi. Çünkü Sergio Mertens'i geri koşturmaktan sonra önde toplu kazanmak daha mantıklıydı ama onları arkada süpürecek, seken topları toparlayacak bir hamle gerekiyordu. O da Lucas Torreira oldu. Yani formayı aldığı günden bu yana çok ciddi bir standardı var. Yüksek bir standardı var. Ee, oyuna katılımı da gayet iyi. Yani sadece işte hata kestim, beke verdim, hata kestim, Sergio'ya verdim değil. Oyuna katılımı da bence kendi tarzındaki bir altı numara için gayet yeterli. Ee, çok çok kritik bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, belki de bu da bir eşiktir. Yani biraz maç anlamında eşiklere baktık Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ama transfer döneminde de en önemli değişik bence Lucas Torreira'nın e, transfer edilmesiydi. Yani tabii ki en şaşalı transfer Icardi ki karşılığını verdiği verdi Icardi belirli dönemlerde. Ama Lucas Torreira olmasaydı belki de Icardi için bile şu anda... E, ya yani zaten Paris Saint-Germain'de son zamanlarda olmuyordu. Hakkını e, e, çok fazla futbola vermiyor. İşte zaten verseydi buralar için buralara düşmezdi falan filan diye şeyler de konuşulabilirdi çünkü hakikaten hücumcuların performansını arttıran şey Lucas Torreira'nın dönen topla çok hızlı bir reaksiyonla kazanıp hemen hücum oyuncularına aktarmasıyla başladı her şey. o yüzden çok kritik bir transferdi. Başakşehir maçında inanılmaz bir performansı var. Zaten o performansla orantılı biraz daha sezonun sezon resmini çekerken Lucas Torreira ayrı bir parantez açmak gerekir diye düşünüyorum. Onun haricinde bence hem yine bu maçın bu maçta çok etkili oldu. Hem de yine sezon resminde çok önemli bir performanslar var. O da Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ligde bu sezon 15 gole direkt etki etti. 9 gol, 6 asist. Ciddi bir sayı. Geçen sezonda sezon boyunca 10, 10, 19 gole direkt etki etmişti. 10 gol atmıştı, 9 asist yapmıştı ve geçen sezon tanımı biraz Kerem Aktürkoğlu için şuydu. Sen direkt skor yap bize. Yani Avrupa Şampiyonası Elemelerinde başladı bu. Daha da, pardon Avrupa Ligi elemelerinde başladı. Ligde devam etti. Hatta bir ara milli takımda bile avraj gerektirirken yine benzer oyun oynadı. Yani bize skor yap. Oyunu oyun, oynamıştı yani Kerem oldu O skoru da yapmıştı. Bu sezonki Galatasaray'da çok başka bir rolü vardı. Yine aslında skora destek vermesi gereken bir uç sol oyuncusu olarak oynadı. Sol kanat oyuncusu olarak oynadı ama yine belirgin bir skora desteği var. Ama ondan ilk beklenen şey bu değildi. Ondan ilk beklenen şey yine ee, takımı doğru tamamlaması için Icardi, Mertens Sergio'yu doğru tamamlaması için biraz daha merkezleşen, e, özellikle topsuz oyunda savunma tarafında çok güçlü bir reaksiyon vermesi gereken bir oyuncuya dönüşmesi gerekiyordu ve bunu yaptı. Ee, hatta şöyle bir eksiklik, eksiklik var bence Galatasaray'da ki bunu artık gelecek dönemlerde transfer konularında bahsederiz. Merkezde Dirk oyuncu Torreira dışındaki Torreira hani belirli seviyede yapı, yapabiliyor bunu. Baskı altındayken de belirli seviyede yapabiliyor. Baskı altında e, böyle sırtını pres yemişken topu dürtüp yüzünü rakip kaleye dönüp gidecek bir oyuncusu çok fazla yok Galatasaray'ın. Yani e, işte Mitchell'de biraz var, Torreira'da biraz var diyorsun. Onlar da inanılmaz yetenekli oyuncular değil. Belirli seviyede yapabiliyorlar. Hem yetenekli olup hem de bunu yapabilecek bir 8 numarası yok. Belki de bu çok belirgin bir eksiklik ki gelecek sezon bence ilk Galatasaray'ın ilk gitmesi gereken profillerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Drip linkçi serbest 8. ama Kerem Aktürkoğlu bu konuda bazı maçlarda çok önemli bir baskı kırıcı unsuru oldu. Ki o altının çizim Kadıköy galibiyetinde Kerem'in bence çok ciddi hatta ben maçın adamı seçmiştim. Çok ciddi bir rolü vardı. çünkü Fenerbahçe'nin baskısını kırması için Galatasaray'ın Biraz daha derine birilerinin ekstradan destek vermesi gerekiyordu. Derinde top biraz daha e, kenar, kenar oyuncularına destek vermesi gerekiyordu. Kerem Aktürkoğlu bunu yapan isim olmuştu ve orta sahadaki dripling eksikliğini kenardaki desteğiyle kırmıştı. Genelde Kerem'in tarafından çıkmıştı Galatasaray ve bazı maçlarda bunu yaptı Galatasaray. Kendisini biraz daha baskı yapan orta sahacı civarına basan takımlara karşı Kerem'i derinde kullanıp merkezde derinde kullanıp topla çıkarken e, çok etkili kullandı Kerem'i. Hem bunu yapıp hem oyuna katkısını arttırıp hem de hala skora ciddi destek verebilmesi. 15 gol direkt etki etmesi. Çok iyi bir sezon çıkardığını düşünüyorum. E, bu karar alıcı maçta da iyi performansı vardı. Başakşehir maçında. O yüzden e, Kerem'in ayrıca bir hakkını teslim etmek lazım. Onun haricinde dediğim gibi Galatasaray zaten baskın bir oyunu vardı. Yani bir an önce golü bulmak istedi. O golü buldu. E, yani... Maç hep Avcu'nun içindeydi Başakşehir maçında. Hep Galatasaray Avcu'nun içinde hissettik o maçı. E, oyuncularda bir özgüven vardı. Şampiyonluk maçına çıkmışlardı ve bunu performans olarak da kanıtlıyorlardı açıkçası. Ve skorda geldi. Ki aynı zamanda Galatasaray e, tıpkı o galibiyet serisinde olduğu gibi bu maçta da... E, ...ön tarafını verimli kullanması açısından ve maça baskın oynayacaksa, maçta baskın oynayacaksa... tempo oynayacaksa arka dörtlüsünün e, kıymeti daha da önemli hale geliyor... Yani arka dörtlü temposuyla, çabukluğuyla, enerjisiyle orta sahayı rakip yarı sahaya doğru itmesi gerekiyordu. Bu maçta da öyle oldu. Ee, Saçaboy'un inanılmaz bir performansı var. Abdülkerim'in iyi bir performansı var. Nelson her zamanki gibi sigorta görevini gördü. Ee, ama özellikle Saçaboy yine aslında yine sezon resmindeki önemli karakterlerden bir tanesi. Burada da itici güçlerden biri oldu. Ee, e, Abdülkerim de yani belki ayrıca bir video yapmak lazım. Galatasaray'ın işte e, bu başarısında neler e, hangi etmenler daha fazla rol aldı diye. Abdülkerim de hem yabancı statüsü konusunda Galatasaray'ın rahatlatıp hem de bu oyuna çok uyan bir e, sol stoper oldu. Bu maçta da yine o bahsettiğim itici güçlerden bir tanesi oldu ama abi Kazımcan da e, yani formayı kaptırmış gibi gözükürken Adıkupe'ye tekrardan geri aldı. İlk 11 formasını geri aldı bu kadar kritik maçta. E, maçın adamlarından bir tanesiydi. Çok iyi bir performans ve tam bu bahsettiğim Savunmayı önde kurmuş Galatasaray'da tam ideal bir sol bek performansı sergiledi. Yani işin hücumdaki katkısı bir tarafı bırakıyorum ki hücum konusunda bence eldeki bütün sol beklerden çok daha verimli bir oyuncu. Yani Dibuay'ı oraya yazsanız bile bence e, Kazımcan'ın hücum performansı daha belirleyici. E, orta becerisi de fena değil ama en önemlisi orada sürekli böyle topsuz koşullarla bindirme yapabilen çabuk bir oyuncunun olması sizi hücumda daha etkili kılıyor. Ama o çabuklu savunma tarafında kullanması asıl olarak e, Kazımcan'ın. Yani dönen toplarda Galatasaray çok güçlüydü yine bu maçta ama e, Kazımcan da oradaki ana karakterlerden bir tanesiydi. Zaten dönen toplarda Torreira dışında çok fazla yardımcı olan bir merkez orta saha olmuyor. Geri dörtlünün ona yardımcı olması gerekiyor çabukluk olarak, agresiflik olarak. Saça Boy bunu yaptı uzun süre sezon boyunca ama oraya Kazımcan'ın gibi işte bu maçta gördüğümüz gibi performans eklenmiş olsaydı zaten Galatasaray'ın çok daha az sorun yaşayacağım maçlar olurdu ki zaten öyle oldu bu arada. Bir haksızlık da yapmayalım. Alanya Spor maçından sonra e, 3 tane puan kaybı var Galatasaray'ın. Hatta en son derbi videosunda da bahsetmiştim. E, Galatasaray'ın sakin olması gerekiyor aslında çok olan dışı bir durum yok. E, benim için her zaman Galatasaray zaten e, uzun zamandır şampiyonun direkt adayıydı, en büyük adayıydı. Ve o konuda çok bir tereddüt yaşamadım. E, puan kayıplarında da sadece ve sadece içerideki kara gümrük maçı ekstra puan kaybıydı O Alanya maçıydı o Milad Alanya maçından sonra e, Ama dediğim gibi çok bir problem yaşamadı Ama Kazımcan e, hakikaten Bu oyunun önemli bir e, Sol bek parçası Önümüzdeki sezonda herhalde e, Bu konuda kendisini geliştirecektir Yabancı konusu da biraz serbest kalacak gibi gözüküyor e, Konuşulan o Belki Galatasaray Eee yabancı oyuncular arasında potansiyel bir sol beke gider ya da net bir sol beke gider gelecek sezon ama e, Kazımcan gelecek sezon maç sayısı da fazla olacağı için Galatasaray'ın Avrupa'sı da olacak ve Avrupa kupalarında çok merak ediyorum bu arada bu takımı. E, Avrupa'sı da olacağı için mutlaka Kazımcan'a sıra gelecektir diye düşünüyorum. E şimdilik böyle. Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı. E, tebrik ediyorum Galatasaraylıları. Yani ben benim adıma psikolojik olarak şampiyonluk maçı olduğu için erkenden, erkenden bir tebrik edeyim. Ee, tabii ki daha biraz daha ligin bitmesine var ama e, bence çok önemli bir eşya atladı Galatasaray. E, bundan sonra da yayınlara, videolara devam edeceğiz. Hem transfer döneminde hem e, maç ertesi bölümlerinde devam edeceğiz. Wonderkid serileri de devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.